Evet arkadaşlar, bugün Mondros Ateşkes Anlaşması ve sonrası ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz, Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra itiraf devletlerinin etki ve denetimine girdi. Millete karşı görev ve sorumluluklarını yerine getiremedi. İtiraf devletlerinin işgalleri karşısında etkisiz ve sessiz kaldı. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilemez? A. Saltanat sisteminin sona ermesi. B. Yerel direniş cemiyetlerinin kurulması. C. Anadolu'da yönetim boşluğunun meydana gelmesi. D. Anadolu halkının İstanbul'a olan güvenini yitirmesi. Evet arkadaşlar. Saltanat sistemi ne zaman sona ermişti? 1 Kasım 1922'de. Daha bu olaya 3 yıl var. O yüzden cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 2. Milli mücadele döneminde kurulan milli cemiyetler, basın yayın yoluyla ilgili ile işgalin haksızlığını dünyaya duyurmaya amaçlamışlardır. Bölgesel olarak mücadele etmişler, Türklük duygusuyla hareket etmişlerdir. Buna göre milli cemiyetlerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenemez. A. Bölgesel direnişin oluşmasına. B. Saltanat rejiminin devamına. C. Türklük düşüncesine itici güç olarak kullanmaya. D. Dünya kamuoyunun desteğini sağlamaya. Arkadaşlar, burada saltanat rejimi ile ilgili herhangi bir şey görmüyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 3. İşgallere karşı Türk milleti ilk olarak müdafaa hukuk cemiyetleri kurmuş. Cemiyetler Osmanlı Cemiyet Kanunu'na göre kurulmuş yasal faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu cemiyetler işgallere karşı sessiz kalmamış, çeşitli demokratik yöntemlerle işgallere protesto etmişlerdir. Buna göre müdafaa hukuk cemiyetlerinin hangi şekilde protestoda bulundukları söylenemez. A. Kongreler düzenleyerek, B. İsyan hareketi başlatarak, C. Mitingler düzenleyerek, D. Protesto telgrafları çekerek. Arkadaşlar, bu cemiyetler kongreler düzenlemiştir. Örneğin Erzurum Kongresi'ni Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti düzenlemişti. Yine İstanbul'daki arkadaşlar cemiyetler büyük meşhur Sultanahmet mitingini düzenlemişlerdi. Yine arkadaşlar diğer milli cemiyetler İzmir'in işgali üzerine yüzlerce protesto telgrafı çekmişlerdi. Ama herhangi bir isyan hareketi başlatmamışlardı. O yüzden cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Mondros Ateşkesi bir ateşkesten daha çok bir barış anlaşmasını andıran ve toprak işgallerine yol açabilecek maddeler içeren bir belge özelliği taşıyordu. Bu durum Mondros'la ilgili aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir? A. Osmanlı çıkarları gözetilmiştir. B. Türk sınırları garanti altına alınmıştır. C. Almanya'nın siyasi desteği alınmıştır. D. Osmanlı ile ilgili ağır şartlar getirmiştir. Arkadaşlar, Mondros hatırladığımız gibi 24 maddeden oluşan bir anlaşmaydı. Özellikle 7. ve 24. maddesi çok ağır şartlar içeriyordu. Ülkenin her tarafını işgale açık getiren 7. madde, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletini kurmaya başlayan 24. madde, bir barış anlaşması maddesine benziyordu ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü sınırlayan bir maddeydi. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı, Osmanlılarla ilgili çok ağır şartlar getirmiştir Mondros. Mondros'tan sonra İngilizler Musul ve çevresini, Fransızlar Adana ve çevresini, İtalyanlar Antalya ve çevresini işgal etmiştir. İşgallere Osmanlı Devleti sessiz kalmaz önüne Türk halkı örgütlenmeye başlamış ve cemiyetler kurulmuştur. Bu iki durum birlikte ele alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İşgalci devletlerin Türk topraklarının yönetimlerini almak istedikleri, Türk halkın işgallere razı olmadığı, ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasına önem verildiği, Osmanlı hükümetinin halkı işgallere karşı örgütlediğini. Hangisi söylenemez arkadaşlar yukarıdaki metinle ilgili? İşgalci devletler Türk topraklarını ele geçirmek istiyorlar. Evet, A şıkkında ulaşıyoruz. Türk halkı işgallere razı olmamıştır. Cemiyetler kurup örgütlenmeye başlamıştır. Osmanlı hükümeti işgallere karşı halk örgütlemiş midir? Hayır, halk kendi örgütlemiştir.
Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmasına önem verilmiş midir? Evet, ama Osmanlı hükümet halkı işgallere karşı örgütlememiştir. O yüzden cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başlayan işgallere karşı Türk halkı sessiz kalmamış, cemiyetler kurarak birlik beraberlik sallamaya çalışmış, bir süre sonra Kuvayi Milliye hareketini başlatmıştır. Buna göre Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 1. Milli mücadele ruhunun ortaya çıkması, 2. birlik beraberliğin sağlanması, 3. himaye düşüncesinin oluşması hangileri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir? Arkadaşlar, cemiyetler himaye, manda fikrini reddetmiştir. O yüzden 3. maddeyi eliyoruz. Milli mücadele ruhunu ortaya çıkarmıştır. Evet. Birlik beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Evet. O yüzden cevabımız 1 ve 2. C şıkkı arkadaşlar. İtilaf devletleri Mondros'tan sonra Osmanlı topraklarını arada paylaşmış ancak Boğazlar'da ortak bir yönetim kurmuşlardı. Boğazlarla ilgili bu durumun aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A. İstanbul'un kalabalık bir nüfusa sahip olması. B. Boğazların zarar görmesinin istenmemesi. C. İşgal devletlerin çıkarlarını çatışması. D. İşgallerin yaygınlaştırılmak istemesi. Arkadaşlar, yapılan gizli anlaşmalarda Boğazlar Rusya'ya verilecekti. Ama Rusya'da 29 Ekim 1917'de çıkan Bolşevik İhtilali ile Ruslar Mart 1918'de Osmanlı Devleti ile barış anlaşması imzalayarak savaştan çekilmiştir. Ve bütün haklarından da, bu gizli emellerinden de vazgeçtiğini açıklamıştır. O yüzden Boğazlar ortada kalmıştır. İngiltere, Fransa ve İtalya hepsinin Boğazları istemesi nedeniyle bölüşememişlerdir. Bu nedenle birlikte yönetmeye karar vermişlerdir. O yüzden cevabımız C. İtilaf devletlerinin çıkarlarının çatışması arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa buraya da işgallere karşı herhangi bir şey yapılmayacağını görmüştür. Bu durum Mustafa Kemal Paşa'yı öncelikle aşağıdakilerden hangisine yönelttiği söylenebilir? A. Anadolu'ya geçebilme yollarını aramaya. B. Düzenli ordu birlikleri kurmaya. C. İngilizlerin desteğini elde etmeye. D. Avrupa devletlerinden destek bulmaya. İstanbul'da bir şey yapılamayacağını anlayan Mustafa Kemal Anadolu'ya geçebilme yollarını aramaya başlamıştır arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı. Türk halkınca kurulan milli cemiyetler Mondros'tan sonra işgallerin haksızlığını basın ve yayın yoluyla anlatmaya çalışmıştır. Ancak bu çalışmanın yeterli olmadığı görülmüştür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenebilir? A. Bağımsızlık çabalarının zayıflamasına. B. Silahlı direniş örgütlenmesine. C. Siyasi çözüm arayışına hız verilmesine. D. Himaye ve düşüncesinin yaygınlaşmasına. Arkadaşlar, cemiyetler hukuki yollardan çalışmaya başlamış. Başarılı olamayınca silahlı direniş örgütlerine, Kuvayi Milliye birliklerine dönüşmüşlerdir. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasına engel olmak için kurulan Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, bölgeden Türk göçüne izin verilmeyeceği, bilim, iktisat, din alanında örgütlenileceği, bölgenin saldırıya uğraması durumunda silahla savunma yapılabileceği kararları aşağıdakilerden hangisini doğrudan amaçlamamıştır? Ülke genelinde birlik beraberliğin sağlamayı, bölgenin ekonomik kültür yönünden kalkınmasını sağlamayı, Ermeni devletinin kurulmasını önlemeyi, Doğu Anadolu'da Türk çoğunluğunu korumayı. Arkadaşlar, bölgenin ekonomik kültürel yönden kalkındırılmasını amaçlamıştır. Ermeni devletinin kurulmasını önlemeyi, Doğu Anadolu'da Türk çoğunluğu korumayı amaçlamıştır. Ülke genelinde birlik beraberlikle alakalı bir cemiyet değildir. Bölgesel bir cemiyettir. O yüzden cevabımız A şıkkı arkadaşlar. İngiliz Müttefikler Cemiyeti Mondros sonrası dönemde Osmanlı toprak bütünlüğü silahlı mücadeleyi değil, İngiltere'nin mandası altına girilerek engellenebileceği savunulmuştur. Buna göre İngiliz Müttefikler Cemiyeti'nin aşağıdakilerden hangisinden uzak olduğu söylenebilir? A. Saltanat yönetimine bağlılıktan. B. Siyasi çözüm arayışlarından. C. İstanbul hükümeti yanlısı politikalarından. D. Ulusal bağımsızlık düşüncesinden. Arkadaşlar, İngiliz Müttefikler Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti gibi cemiyetler ulusal bağımsızlık düşüncesinden yoksun cemiyetlerdi. Bu yüzden de cevabımız D'dir arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan
Osmanlı ordusunun elinde bulunan silah, cephane, araç, gereç itiraf devletlerine teslim edilecek maddesi yer almıştır. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? A. Silahlanma yarışını sona erdirmeyi. B. İtiraf güçlerine karşı direnilmeyi engellemeyi. C. Sömürgeci düşünceyi geriletmeyi. D. Azınlıkların isyan etmesini önlemeyi. Arkadaşlar, yeni bir direnişin başlamasını engellemek için İtiraf devletleri Osmanlı ordusunun elindeki silahları toplayıp askerleri terhis etmiştir. O yüzden de cevabımız B şıkkıdır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle Osmanlı sınırları dışında kalmış Osmanlı birlikleri en yakın itiraf güçlerine teslim olmaları kararlaştırılmış. Bu kararın aşağıdakilerden hangisini hedeflediği savunulabilir? A. Milliyetçi akımların güçlendirilmesi. B. Avrupa'daki sınırların belirlenmesi. C. Türk askeri varlığının sona erdirilmesi. Devletler arası anlaşmazlıkların sona erdirilmesi. Arkadaşlar, Türk askeri varlığının tümünün sona erdirilmesi amaçlanmıştır. O yüzden cevabımız C şıkkı. Yunanların İzmir ve çevresinde katliamları uluslararası kamuoyunda tepkiler almaya başlayınca itiraf devletleri Amiral Bristol başkanına bir heyet göndermiş ve bu iddiaları araştırmak üzere İzmir'e gönderilmiştir. Bu gelişme aşağıdakilerden hanginin bir göstergesidir? A. İşgal girişimlerinin durduğunun. B. İtiraf devletlerin tepkileri hafifletmeye çalıştığının. C. Anadolu'da paylaşımın engellendiğinin. D. Amerikalıların işgale karşı çıktıklarının. Arkadaşlar, itiraf devletlerin tepkileri hafifletmeye çalıştığının göstergesidir bu. İşte Yunanlıların böyle bir şey yapmadığı, aslında Türklerin yaptığını falan katliamları açıklamak için bir heyet göndermiştir. Amerikalı General Amiral Bristol önderliğinde. Amiral Bristol asıl katliamın Yunanlar tarafından yapıldığını belgeleyerek dünyaya duyurmuştur. O yüzden cevabımız V arkadaşlar.